aldık. Ne yaptık abi? Ruslar dediler ki tamam bundan sonra bilmem ne. Oradan da çıkacak. Ondan sonra diyecek hadi bakalım canım şu Afrin'den biz hallettik buraları hadi canım. Zaferler maferler ne olacak o zaman? Zeytin Nalı Zaferi Destan yazdık. Fırat Kalkanı Operasyonu. Bak göreceksiniz neler olacak daha. Bunlar iyi günler. Ha işte bunun fırsatıyla bir seçime giderse kazan, ondan sonra zaten ağzımızı açamayız. Seçim bir de kazanırsa maazallah. Yani bütün bunlardan sonra bir seçim zaferi de gelirse karşımıza. Ondan sonra da abi Allah korusun hepimizi. Çünkü bugün böyle oluyorsa Allah. Efendim Yeni Şafak şeysi ne diyor? Avrupa panikte. Manşet okuyorsun. Neymiş acaba? Bakalım Avrupalılar neden paniğe girmişler? Mutlaka Tayyip Erdoğan'ın bir şeyinden dolayı paniğe girmişlerdir. O kadar koy. Bir dünya lideri dünyaya el koyuyor. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekata işgal derseniz kapıları açar. 3,6 milyon mülteciyi size göndeririz. Tamamını gönderiyoruz. Şimdi bak. Bunu söyleyen bir liderin ve ülkenin itibarı olur mu? Olmaz. Çünkü sana yapılan bütün hakaretleri sineye indiriyorsun. Buradan da böyle bir laf söylüyorsun. Abi git işine derler. Aç o zaman ya. Bak ben çok taraftarım. Aç kapıları. Hangi kapıyı açıyorsun? Nasıl açıyorsun? Yani bana biri formülü söylesin. AKP'li biri gelsin burada anlatsın. Bak hep bunu teklif ediyorum. Yeminle söylüyorum. En ufak bir şekilde hani böyle çürütmeye, tartışmaya falan girmeyeceğim. Soruyu soracağım. 40 dakika anlatsın abi. Ha bitti bir daha sorarım başka bir soru. Karışmayacağım ama demeyeceğim. Yok demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Böyle dinleyeceğim. Anlat abicim bana şimdi. Nasıl açacaksınız kapıları mesela? Açarım ha 3,6 milyonu gönderirim diyor. Yani bunların hepsinin şunu demek istiyorsun sen. Bu adamlara biz burada müthiş bir baskı ve zulüm uyguluyoruz. Neden? Senden para almak için. Halbuki bir ucunu bıraksak hepsi kaçacak buradan. Çünkü ben onların canını okuyorum. Açıyorum. Aç abi kapı. Ben taraftarım. Ben görmek istiyorum. Nasıl gidecekler? Hangi kapıdan gidecekler de gidecekler? Ama Avrupa panikte. Şimdi bakalım nelermiş. Efendim Norveç Adalet Bakanı 3,6 milyon mülteci Avrupa'da kıtanın hazır olmadığı boyutta bir kaos yaratacaktır. Bunların hepsi yalan ha biliyor musunuz? Bunları böyle, bunlar uyduruyorlar. Çünkü böyle bir şey demez adam. Aptal mı adam? 3,6 milyon. Kafa buluyordur. Ya 3,6 milyon. Ya canım tabii gelirse öyle olur. Yani gelirse olursa tabii normal 3 milyon 600 bin Suriyeli Avrupa'ya yayarsan onların kendi dengeleri bozulur. Bu da ona diyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Avrupa yeni bir göç ve mülteci dalgası ihtimaline karşı hazırlanmalı. Senin üzerinden geçecek oğlum. Bu da yalan. Macaristan, Türkiye'ye ya mültecileri Suriye'ye geri gönderecek ya da Avrupa'ya doğru yola çıkaracak. İkincisini seçerse büyük insanlık kitleleri Macaristan'ın güney. Nasıl ulaşacak abi? Yani neye göre bunu söylüyorsun? Arada ülkeler var. Onları geçecek. Ya bu kapı açmak dediğin nasıl bir şey? Allah'ım ya. Bulgaristan Başbakanı yaptırım istemiyoruz diyor. Bulgaristan yaptırımların uygulanmasını desteklemiyoruz. O da buradan almış yani. Ve geliyoruz tabii manşet büyük zafer. Türkiye her istediğini aldı. Barış Pınarı harekatıyla masadaki elini güçlendiren Türkiye ABD'ye güvenli bölgeyi kabul ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 4 saat 20 dakikalık müzakerenin sonunda 13 maddelik mutabakat imzaladı. Allah Allah. Manşet ne olmuş? Ha bak önceki manşet buymuş. PKK'ya Esed kamuflajı. Bendeki yani son İstanbul baskısı. Bu olduğunda şey yok. Yani bu internetten alınan sayfa tabii bizim şu anda gösterdiğimiz hiç göstermem bile. O şey. Aa bak orada şey var. Sumo dediklerine 64'tü bak son baskıda 71 şehit vermiş. Ya bak şimdi bunları açıklıyorlar. Sumo. Şehit vermiş. Şehit diyorlar ya. Kendi ülkesine karşı savaşan adamlara şehit diyorlar. İyi. Bak hep ama şu anda hep ölenler hep Müslüman ama. Öyle ya da böyle kardeşim. Yani şimdi Esad'ın öldürdükleri Müslüman değil mi? Ya da bu Sumocular, Esadçıları öldürdüler. Onlar Müslüman değil mi? Sonuç
Bizim de elimizi kirlettiler yani. Biz de Müslüman öldürüyoruz şu anda. Yani öldürdük. İnşallah bundan sonra şey yapmayacağız. Bu öldürme lafı çok rahatsız ediyor ama ne yapayım abi, çok kullanıyorlar. Gecenin özetini yapmışlar yani. Gündüz baskısında bu. Şimdi bakalım ne diyor? Türkiye'nin tüm istediklerini aldığı Ankara Barışı. Ya bu nasıl bir kandırmacadır bu ya? Türkiye'den güzel haberler var diyor. Bakayım burada da tough love var mı burada? Milyonlarca hayat kurtarılacak ve bunu mesela hiç irdelemiyorlar. Ya milyonlarca hayat niye kurtarılıyor abi? Bana bir söyler misin? Milyonlarca hayat kurtarılıyor. Türkiye durdu. Milyonlarca hayat kurtarılıyor diyor. Amerika'ya müjde verdi. Çekilme başladı. Çekilin abi. Ateşkes değil, süre verdik. Ne yapıyorsun? Ateş ediyor musun? Peki sen şimdi terörle mücadele. Önünden teröristler geçiyor. Şimdi gidiyorlar. Dokunmuyorsun değil mi? Yani ne oldu terörle mücadele? Ama çekiliyor. Nereye çekiliyor abi? Silahını aldın mı? Hayır. Cumhuriyet Gazetesi baskı durdurdu demiş. Ne kadar vaktimiz var ya? Oo, çok az. ABD yaptırımları masaya koydu. Harekata ara verildi. Sınır boyunca güvenli bölge rüyası bitti. Bak şimdi. Adam diyor ki güvenli bölgeyi kabul ettirdik. Hani böyle. Yok böyle bir şey. Güvenli bölge falan bitti. Artık yoksun. PKK ile masaya oturdun. Karar verdin, imzaladın, bitti. Onlar 30 kilometre aşağıda duracaklar. İlk günden beri söylüyoruz bunu. Ben söyledim size. Yani bunu söylemedik mi? Aşağıya çekilirler, biz de zafer kazandık. Aynısı oldu. Hala bakın soruyorum, askeri olarak ne yaptığımızı da tam bilmiyoruz. Sadece bizim işte bu güvenlik uzmanı diye çat 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 konuşan geçen gün bir tanesi vardı. Barış arkadaşa, üf nasıl işte bunlar hainler falan diyor. Onun gibi düşünmüyor ya, hainler. Abi niye hain olsun ya? İşte bunların diyor zihniyeti böyle diyor. Abi senin zihniyet lan, senin kafan çalışmıyor lan, işte bu ne olduğun belli değil. Böyle şey olur mu? Öyle gitti. Bana anlat kardeşim. Nerede ne oldu? Ben duman gördüm sadece. O kadar. Ha iyi oldu bak. Askerim şehit olmadı. İşte iki tane şehit var. O kadar. El Baba giderken 70 tane var. Afrin'de 68 mi? 72 mi? Orada da var. Tanklarım ziyan oldu falan. Burada yok. Hiçbir şey. Bak ne tankına ne. Demek ki bir direniş direniş olmamış zaten. Ya adamlar zaten gitmiş kardeşim. Gitmiş. Dün akşam TGRT'de biri vardı. Diyor ki ya kalan diyor ya 100 kaldı ya 50 kaldı diyor. Neyin diyor ya, kızmışlar onlar da bu anlaşmaya aslında. Çünkü bir şey yok. Adamlar çoktan gitti. Sen operasyona başladığın an geriledi. Çünkü ya da araziye uydu. Sen orada ayıramazsın ki. Üniforması yoksa o bölgede hangisi PYD'li hangisi değil. Anca vatandaş işte bu diyecek. Vatandaşın öyle bir derdi yok ki. Adamlar sivil kıyafetle duruyorlar bakıyorlar böyle sana. Yani niye üniformasıyla dursun ki işte? Amerika anlaştı. Dedi ki o çocuklar siz gelin biz devleti kuruyoruz. Bitti. Yani Suriye buradaki sorun şuydu. Suriye devlet kurulmasını istemiyordu. Bizim istemememizi ciddiye bile alan yok. Sen kimsin lan diyor bana. Ama Suriye'nin kendi toprağı. Çünkü Suriye'yi bölüyorsun. Bana diyor ki sana ne oğlum diyor. Burada senin olmayan topraklarda şey diyor. Devlet kuruluyor. Ama Suriye'yi bölüyorsun. Onun için Suriye ve Rusya, şimdi belli ki Amerika Rusya anlaştı. Suriye'de tamam dedi. Yani ben zaten o bölgeye gideceğim. Asker yok. Vergi al, tapu dairesi koy. Bırak işte Kürtler yapsın. Şimdi orada devlet, şimdi onun hazırlığı. Onların bitecek. Lak bir gün kurulacak. Ha. Efendim 30 kilometre alttan başlayacak. Suriye'ye belki böyle bir hat bırakırlar oradan. 30 kilometre altından başlayacak. O da olmayacak. Yapışacak sana. Bitti olay kardeş, bitti. Bir reklama gidelim, sonra tekrar buradayız. Reklamımız gelecek ekrana. Reklamlar önemli. Tele1'in bu yayınlarını devam ettirmesi için bu reklamların çıkması gerekiyor. Bir Tele1'e destek kampanyası var. Hem Tele1 programcılarının ve dostumuz olan gazetecilerin...